bir sevgilimle sevişirken bana o sırada dedi ki, ben hayatımda bu kadar acı bakan bir göz görmedim o esnada. Bir taraftan hoşuma da gitti. Biraz üzdü. Hem biri tarafından bunun görülmesi en derininden, o sinir, öfke, yetersizlik, bütün o karanlık her şey. Böyle bir kova düşün, ben bir kovayım ve oraya çok kusuldu. Ben deli değilim. Buradan canım isterse kafamdan su döküp saçlarım böyle daha iyi de diyebilirim. Benimkiler çok spontan, çok saniyelik şeyler. Ama yok, deli değilim ben, hayır. Meseleleri yalnız halledebilmeye çalışmayı nereden öğrendin sen? İletişimi olan bir ailede büyümedim anne babada. Kendi kendime biraz büyüdüm açıkçası. Büyük sevgilerim yok. Böyle büyük. Aile benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bir tek kendimle anlaşıyorum gibi bir şey. Kendime bir yoldaş bulamadım. Çok isterdim bir yol arkadaşım olsun. Aşk buldum. Sevgili buldum. Orada bir sürü tatminler oldu. Bilmiyorum olur mu ama çok eksiğim bu konuda. Ama bulamıyorum. Ne yapacağız? Nasıl buluruz? Ben şimdi onu nasıl bulacağımızı anladım. Var mı be tanıdıkların? Var mı be? Katerse hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Esra Dermancıoğlu oturuyor. Hayatımızdan bir parça, oyunculuğuyla, görünürlüğüyle biliyoruz ama ne kadar biliyoruz. Tam da bu programın amacına uygun bir şekilde bugün o istediği kadar özüyle, onu aslında bütün gerçekliğiyle, büyüme hikayesiyle tanıyalım istiyoruz. Bir oyuncu, bir sanat tarihçisi. Eski milli yüzücü ama bütün rollerin, sıfatların, mesleki rollerin ötesinde kim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Rahat mısın bu koltukta Esra? Rahatım. Peki nasıl bir dönem, tam da bu dönem senin hayatında? Genel anlamda tabii çok yoğun, çok hızlı, kalabalık ama iç enerjim sakin. Şey hemen aklıma geldi konuştuğumuz için de, güzel anlamda insanlar şöyle söylüyorlar bakınca. Çok tatlı bir deli o. Ne deli kadın. Deli ama vallahi akıllı hepimizden. Bir kavram olarak sözlükler, yorumlar vesaire buralar geliyor. Bir terapist olarak delinin böyle kullanılmasına temel bir itirazım olmakla beraber sana sormak isterim. Sana nasıl geliyor bunu görmek, okumak? Çok ters geliyor tabii. Ben deli değilim. Deli değilim. Ama hani sürünün içinde çok bazen aynı davranmıyor, aynı düşünmüyor olabilirim. Ama yok, deli değilim ben, hayır. Etiketleri kullanırken o kadar hem hoyratça hem de aslında cahilce davranabiliyoruz. Cahilce diye. Çünkü dans ettiğin zaman da deli diyorlar. Onlara uymadığı zaman topluma böyle daha kolay sıfatlandırıyorlar. Görünenden bahsedeceğim, özü bilemem. Ama geçtiğimiz gün izlediğim o çorap videosunda da, dans ettiğin videolarda da, içinden gelen bir şeyi açıp anlattığın videolarda da bize hem bir neşe hem de ben Esra'yım, böyleyim. Bu kuralların ötesinde içimden geleni de yapıyorum hissi geçiyor bakarken sosyal medyaya da. Gerçekten sosyal medya gibi çok filtreli bir dünyanın içerisinde. Sen paylaşım yaparken ya da biz onları yansıtırken nasıl bir amacın var ya da bir amacın var mı? Hiçbir amacım yok. Yani aman ben ne deliyim, ben de enteresanım diye de yapmıyorum. Yani çocukken de böyleydim. Yani çünkü şöyle bir şey var. Tanındığın andan itibaren yeni doğmuş gibi davranılıyor. Aslında benim bir geçmişim var, bir ailem var, bir Esra var yani. Sıfır yaştan doğmuş. Tanınmıyorsun ki. Onun için benim için bu bir devamlılık. Ama başkaları için yeni bir şey. Onun için hani ben sosyal medyada yaptığım şeyler hazırlıklı değil. Beni şu an aç bir telefonu. Ben buradan canım isterse kafamdan su döküp saçlarım böyle daha iyi de diyebilirim. Benimkiler çok spontan, çok saniyelik şeyler. Ben hazırlık yaparak bir şey yapmıyorum. Ya o çorap da öyle. Şeye gittik, dur bakayım çorap geçireyim dedi. Gerçekten bir çekti. Bir sürü insana da benziyor yani. Çektiği an gördüm ben suratımı zaten. Ve aklım şaştı. Gerçekten benziyor birilerine bu arada. Ama bilemiyorum kime. Ama benziyor. Peki demişsin ki kendime döndüğüm zaman karanlıklara girdiğim oluyor. Evet. Ne kadar istersen o kadar söyle tabii. Nasıldır senin karanlığın? Karanlıktır.
aslında kendimi iyileştirmek için yapıyorum. Dışarıdakiler de bundan, arkadaşlarım ya da işte sosyal medya çok önemliyse oradakiler belki bundan nemalanıyordur. Ama çok tek başına kaldığım zaman, ki hep tek başınayım, çok yalnızlığı, kendinle bu kadar iyi geçinmek bir narsistik kişilik bozukluğuna gider mi bilmiyorum. Ama bir tek kendimle anlaşıyorum gibi bir şey. Çok da bu arada anlaşabilen biriyim. İnsanlarla hiç öyle şeyim yoktur ama buradaki kendimle olma hali sonsuz bir şey benim için. Sonsuz bir mutluluk yani. Deliriyorum kendimle olduğum zaman. Çok tanımışım kendimi çünkü. Yani o karanlığı beraber yaşıyoruz. Onun mizahını beraber yapıyorum. Bunu kimseyle, açıkçası bugüne kadar hiç kimseyle paylaşmadım yani. Belki sevgililerim beraber olduğumuzda o karanlığa şahit olmuş olabilirler. Ama yine en derininde açığa vurduğumu düşünmüyorum. Orası başka bir şey yani. Biri dahil olduğu zaman, çünkü birazcık da gönüllü bir yalnızlıkta anlatıyorsun. Bir dost ya da bir sevgili, bilmiyorum. Şahidi mi oluyor onun? Ortak edebiliyor musun ona? Şahidi oluyor. Ortak edemiyorum. Çünkü şöyle şahidi oluyor. Bir durum olduğu zaman benim verdiğim reaksiyon üzerinden şahit olabiliyor. Ama en içimde kini çok da cümlelere vurabilen, ifade edebilen biri değilim. Yani şöyle oluyor, böyle oluyor. Çok anlatmayı sevmiyorum çünkü o kadar onunla bir hayatım geçmiş ki çocukluğumdan beri. Öyle bir şeye de ihtiyaç duymuyorum yani. Bir kibirden bahsetmiyorum ama kendime bir yoldaş bulamadım hayatımda yani. Hani mesleki anlamda da bulamadım. Mesela ben işkolik çok seviyorum iş. Hep çalıştım yani. Benim için bu çok önemli. Çok isterdim bir yol arkadaşım olsun. Mesleki anlamda. Öyle bir yönetmen olsun ki birbirimizin gözüne böyle buğulu buğulu bakalım ve öyle bir iş yapalım. Bir iş arkadaşı, yoldaşı bulamadım. Bu benim için hayatımda çok büyük eksik. Aşk buldum. Sevgili buldum. Orada bir sürü tatminler oldu. Ama iş konusunda çok üzülüyorum. Bundan sonra da bilmiyorum olur mu ama çok eksiğim bu konuda. Bir de üstüne aşık olup sevişiyor olduğum bir adamla mesela, bu benim için böyle ölmeden önce en ideal, ki hayatımdan mutluyum yani. Ama bu benim için ideal olurdu. Çok isterdim öyle bir şey. Ama bulamıyorum. Ne yapacağız? Nasıl buluruz? Ben şimdi onu nasıl bulacağımızı anlatayım. Var mı tanıdıkların? İhtiyaç net, en azından insanın ihtiyacını ifade etmesi kısmı net. Aa, evet, orası evet. Esra, şunu merak ettim gerçekten. İnsanız, acı çekiyoruz. İnsanız, dertleniyoruz. Bahsettiğin gibi işte o dip dönemler olabiliyor, boşluklar olabiliyor. Sen nasıl iyileştiriyorsun kendini? Yalnız iyileştirebiliyorum. Yani böyle çok kalabalıkla, çok, bu arada çok güzel böyle 3-5 dostum vardır benim. Ama yine en nihayetinde hep buraya kaçıyorum. Hayır, sen o acıdan çıkma, gel bakayım biraz daha biz burada takılalım tarafı da var. Ama çok alışmışım oraya. Yani ona sığınmaya çok alışmışım. Hayattaki her şeye rağmen ya da her şey dahil bütün öykü, geçişler. İyi ki doğdum, iyi ki doğmuşum der misin? Evet, yani şimdi o kadar benimsedim ki bu hayatta kendimi. Hani bir daha gelsem sanki yine buna kaçarım gibi geliyor. Yani başka bir bünyeye, ki yani böyle çok mutlu değil, çok karanlık, böyle hep acılı, hatta böyle belki çok kişisel bir şey olacak ama bunu hiçbir zaman unutmadım. Bir gün bir sevgilimle sevişirken bana o sırada dedi ki, ben hayatımda bu kadar acılı göz, yani acı bakan bir göz görmedim yani o esnada. Yani mesela orada küçücük bir bağ kurmuştum onunla yani. Çünkü öyle bir an değildir ya o. Ama tekrar doğsam, evet yani tekrar doğsam kendime doğarım yine yani. Şey nasıl hissettirdi gerçekten, öyle bir anda ya da genelde böyle acı bakan gözler görmemiştim denilmesi? Yani bir kere çok şaşırdım. Yani ya onunla ilgili olduğunu ya da belki benim çok açığa verdiğim ve bugüne kadar kimsenin cesaret edip ya da hani söylememesi olabilir. Ama şaşırdım. Bir taraftan hoşuma da gitti. Çünkü
Yani çok acıyı kelimelerle ifade edebilen biri değilim. Bunu birkaç kere başka durumlarda da duydum aslında ama yani o an enteresandı. Çünkü o an öyle bir an değil. Yani hani travmatik bir şey yaşamıyorum, istemediğim bir şey olmuyor. Yani onun için o enteresandı. O böyle hem beni biraz üzdü, hem biri tarafından bunun görülmesi en derininden, yani gözünün arkasını görüyor olması öyle bir durumda, bir taraftan böyle hoşuma gitti falan filan. Karışık bir duygulardı yani o. Peki, bazı duyguları soracağım. Elbette duruma göre değişir ama genelde bu duyguları hissettiğinde eylem olarak ya da zihinsel olarak ne yaparsın? Çok üzüldüğünde. Üzüldüğüm zaman muhakkak kendime kaçarım. Peki, çok öfkelendiğinde? Ben öfkelenmeden kaçmam yani. Öfkeleniyorsam öfkelenirim. Çok korktuğumda? Biraz paranoya tarafım yüksek. Yani bir küçücük bir meseleyi çok ciddi bir ölümcül tarafa kadar çekebilecek bir beyin yapım var. O beyinden, kendi beynimden korkarım. Yani gidebileceği, düşünebileceği yerlerden korkarım. Peki çok utandığında? Yanlış bir şey yaparsam muhakkak onu yüzleşmek gibi bir takıntım var. Yani yanlış yapınca utanıyorum ben. Birine yanlış davranırsam, birine istemeden öfkelenirsem onu muhakkak yüzleşmek isterim. Yani üstüne çıkıp başka bir sebep bulmam. Yüzleşirim onunla yani. Peki Esra, şunu merak ettim, yine araya bir soru olarak gireceğim. Biraz mutluluktan, keyiften, eğlenceden bahsediyoruz. Kendi içimde diyorsun yaşarım. Üzüntüyü konuşurken de benzer bir yer geliyor, madalyonun iki yüzü gibi. Aslında daha çok yaşamla ilgili duyguları, en azından şimdiye kadarki sohbetimizde, hep kendi dünyanda, yalnızlığında bir şekilde işlediğini ya da onunla kaldığını duyuyorum. Meseleleri yalnız halledebilmeye çalışmayı nereden öğrendin sen? İletişimi olan bir ailede büyümedim, anne babada. Ne bileyim, kızıldığı zaman da tam anlayamadım neden kızıldığını. Ya da ben üzüldüğüm zaman onu ifade etmedim, edebilecek yani şeydi. İletişimsiz bir anne babada büyüdüm. Hani bak kızım, böyle yapıyorsun, ben de şunu yaptım, ben de yanlış yaptım, sen de yanlış yaptın. Kendi kendime biraz büyüdüm açıkçası o anlamda. Bu tip konularda elbet iletişimim yoktu hiç. De öyle biliyordu herhalde. Ama yani emin de olamıyorum ya. Ben de öyle görmedim ama kızımla ben öyle değilim. Demek ki bu bir tek gördüğünle ilgili bir şey değil diye kendimden kerteriz alarak öyle düşünüyorum. Yayın öncesi konuşurken korkuyorum dediğim bölüme geldik. Eyvah, hafıza testi. Hafıza testi. Hafıza eyvah testi. Eyvah. Aklına gelen ilk cevap gelmiyorsa da gelmiyordur. İlkokul, sıra arkadaşının ismi. Elçin. Çocukken en sık duyduğun baba nasihatı? Sözünü hatırlamıyorum. Bana verdiği ilk kitabı hatırlıyorum. O da La Fontaine'in masallarıydı. İlk aşkından neden ayrılmıştın? Büyük bir ihtimal çok aşık olmadığım içindir falan. Hatırladığın ilk kavganı kiminle ettin? Annemle etmişimdir. Çocukken çok söylediğim ve dinlediğim bir şarkı hatırlar mısın? Hatırlarım. Hatta salonda her okuldan döndüğümde hala telefonumun şeyindeki müzik odur. Joe Dassin'in Salü diye bir şarkısı vardır. Onu dinlerdim ve oydu yani. Çok dinlerdim onu. Ergenlik döneminde daha havalı gözükmek için söylediğim bir yalan. O zaman bakireydim. Ama birine şöyle demiştim, ben inanılmaz iyi sevişirim. Hiç sevişmemiştim hayatımda. Milli yüzücü olarak katıldığın ilk yarışta kaçıncı oldun? Birinci oldum, sırtçıydım. Peki, İsviçre'de okurken yaşadığın caddenin ya da sokağın adı? Minerva'da, o binada yaşardık, sokağın ismini unuttum. Kızını ilk kez kucağına aldığında içinden geçen ya da ona söylediğin bir cümle, bir söz. Yani burada hiçbir şey yok. Çünkü göğüslerim çok büyümüştü. Ve kızı aldığım an, hemşireler vardı tabii ama çok fazla bastırmışım. Ölüyordu. Şeye götürdüler, küveze koydular. Morardı çünkü. Mememle boğuyordum çocuğu. Onun için yani hani...
düşündüğüm şey çocuğu boğmak üzerinden nasıl bu işten çıkacağım gibi bir şey herhalde. Çok duygusal bir şey değil. Peki hafıza testinin son sorusu. En son niçin ağladın? Biraz böyle annemle ilgili, Refia işin içinde var falan. Karanlık bir konu. Onun için çok ağladım, evet. Bütün duygularınla hikayenin en başına dönelim biraz. Yine sen istediğin kadar. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Ya güzel bir aileye doğdum. Yani biraz şimdi tabii ikisi de vefat etti ve ama şimdi geriye dönüp baktığımda biraz arızalı. Ama rahat bir aileye büyüdüm. Yani şu anlamda rahat. Parasal olarak hiçbir sıkıntısı olmayan tek çocuk. El bebek, gül bebek. Ama o el bebek, gül bebeğin altında bir takım onlardan gelen, onların kendi problemleriyle ilgili olan şeyler o tek çocuktan çok çıktı diyelim yani. Hani o sinir, öfke, yetersizlik, bütün o karanlık her şey çok anlamsız derecede böyle bir kova düşün. Ben bir kovayım ve oraya çok kusuldu. Öyle bir aile ama baktığım zaman beni her şeyiyle çok iyi de olmuş olabilir bazı şeyler açıkçası. Nasıl bir anne mesela? Nasıl bir anne ve nasıl bir anne kız ilişkisi? Yok anne kız ilişkisi hiç. Yani böyle çok iyi tutarken biraz dengeler çok şaşmış. Yani bir tarafta böyle çok methederken aynı derecede yok sayıp. Yani ben anneyim ve bir tek sana ben bunu söylerimin altında. Herkesin annesi yapıyor bunu ama çok 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 fazla. Hani söyleme artık ha yani bir dur. O denge biraz şaşmıştı. Yani ben anneyim ve sana gerçekleri söylerim ama bunların çoğu gerçek değildi yani. Yani hikaye ve sen büyüdükçe dönüşebilmesi açısından soruyorum. Hayatım boyunca bu cümleyle uğraştım diyeceğin öyle bir cümle var mı mesela? Var evet. Yani mesela benim etrafımda da vardır böyle. Hiç tahammülüm yoktur. Mesela bana annelik, bana anaç davranan kimseye tahammülüm yok. İstemem. Çünkü insanların da, ben de kimseye çok anaç davranmam. Kızım dahil. Onu korurum, kollarım. Ama bir mesafem vardır benim de. Şeye inanmıyorum yani ben bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Ben çok o anlamda polyanacı bir tip değilim. Yani biraz rahat bırakmak lazım insanları. O öyle davranıyorsa, öyle yaşıyorsa onu öyle bırakacaksın. Senin için iyilik, benim için kötülük. Bu da annemden gelen bir şey yani. Tahammülüm yok bana ders verilmesine. Ben kendi yanlışımı yaparım, görürüm, düşerim, düşmem. İstemiyorum bana kimsenin karışmasını. Baba nasıl bir baba? Baba tatlı. Baba biraz daha annenin hani şeyi altında ama çok şahsiyetli, çok enteresandı. Baba çok tatlı, çok komik, çok eğlenceli. Ama anneden çok etkilenen, işte evlenmişler ve ölene kadar ve aynı anda Alzheimer oldular artık birbirlerine ne manyak bir bağlılıksa. Onlar içeride ikisi otururdu mesela. Ben hep odamda otururdum, istemezdim yani. Hep çocukluktan bunlar. Bu böyle yalnızlığı seviyorum gibi bir klişe değil. Böyle doğuyorsun aslında. Ben odamda da tek başına otururdum. Annemler de kapıyı kapatırdı televizyon seyrederken. Biz öyle bir şey yoktu yani. Hani aile de sevmem. Refia'ya da çok ona empoze edemedik. O da hep mesela söyler. Anne büyük aile çok seviyorum. Yapamadım ona mesela bunu. Yani aile benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Birini sevmem lazım benim için. Çocuk biraz anne babanın ilişkisinden de öğrenir ya. Hani anne ile ilişki, baba ile ilişki. Bir de anne baba ilişkisi, üçüncü ebeveyn denir hatta. Sen onlara baktığın zaman ne görürdün? Bir bütün yani onlar ikisi bir team. Yani beni yapmışlar, sevmişler bu arada bunu asla şey yapan kendilerince sevmişler. Ama hiçbir zaman o ikilinin arasında bir üçlü olmadık biz hiçbir zaman yani. Ben babamı sevdim altı olarak ama annemle anlaşamadım yani annem olmadı yani. Böyle bir aile bilmiyorum ben annem kız ilişkisi bilmiyorum ben yani.
Yani biz birbirimizi sevmişiz. Mesela annem anlatır, ağda yaparlardı o zaman kadınlar. Ağda yapmaya kadın gelirdi. Ben gözüm yüzüm ne ağlamak annemin canını yakmayın diye. Ama ilerledikçe benim anneme karşı böyle bir hissiyatım kalmadı. Hiçbir şey hissetmedim. Ama ben mesela Refia'nın dışında arkadaşlarımı çok seviyorum, herkesi seviyorum ama bende böyle bir sevgi pırtırcıklığı hiçbir zaman olmadı yani. Ben severim arkadaşlarımı ama böyle ya büyük sevgilerim yok. Böyle büyük... Bilmiyorum. Esra, bir an soracağım. Ama aklına gelen illa böyle albümde olmasına gerek yok. Bir çocukluk fotoğrafı. Çocukluk fotoğrafı deyince ilk aklıma o gelir diyeceğim belki. Bir tane bebekliğim var teyzemle. Annem beni çok ilk doğduğumda çok çirkin bu nedir? Allah kahretsin bunu nereden çıktı bu demiş. Demiş ki ben bunu 2 haftaya halledeceğim. Beni halletmiş. Güzel olayım diye. Öyle bir yedirmiş ki bak boğumum buradan buraya çıkıyor. Ancak boğumlarımı açarak temizliyorlar beni. Beni şişman yaparak. Beni öyle bir fotoğrafım var. Böyle anneme demiştim ki anne yani böyle lahana bebek gibi beni güzel olayım diye. Böyle bir şişmanlık yok yani çatlıyorum ama. Çünkü çok sıçan gibi çıkmışım. O fotoğrafımı hatırlıyorum. Bir yerde şöyle bir cümlen ne okudum? Beni daha yapamazsın, beceremezsin diye büyüttüler. Annenin de evhamı var anladığım kadarıyla evet. Biraz. Ama bu bana yaşam içerisinde cesaret de oldu. Nasıl evrildi? Mesela hatırlıyorum şeyde yüzme yarış bittikten sonra annem beni çıkardı Galatasaray kulübünden ve benim ismim söylendi. Yani o kadar inanmamış. Biz Galatasaray kapısından çıkarken benim ismimi söylüyorlar diye geri döndük. Beni çok cesaretlendirmedi ki hep küçük bir şeyde kalayım. Yani işte mesela çok sportiftim ben. Su kayağı yapardım. Bana derdi ki su kayağı sakın yapma. Kayak döner karnına girer falan gibi böyle inanılmaz bilimsel şeylerle. Ama yani çok bir taraftan şimdi dönüp baktığında çok komik tabii yani. Ama şöyle bir şey var mesela oyunculukta da benim karşımda beni rahatsız eden, benle kavgalı biri olduğu zaman ben daha iyi oynarım. Hani herkesin motivasyonu düşer ya. Benim getir karşıma benle münakaşa etmiş ya da arası kötü hiç konuşmamış birini. Ne coşmak. Ama öfkeli bir şey oynadığımdan değil. Onun önünde o mesela diyelim ezilen bir kadını oynayacağım. Daha da o beni içselleştirip oynarım. Beni tetikleyen bir şey bu. Yani yapamazsın beni tetikler. Şuraya gidemezsin beni tetikler. Benim tetikleyici tarafım o. Cesaretlendirdi dediğinde bu. Çok cesaretlendirdi tabii. Yani şimdi mesela bir iş yapıyoruz. Ben şive gerçekten her arkadaşlarım alay eder yani benle. Şive çünkü o müziği duyman lazım. Ben de Fransız okulunda okudum. Gerçekten ya o dilin müziği var bende. Karadeniz etrafımda çok yoktu. Fakat taktım. İnşallah başarırım bilmiyorum. Ama taktım mesela. Durmadan Karadeniz şarkıları dinliyorum. Durmadan ona taktım şimdi mesela. İnşallah iyi çıkar. Açık olsun yolun her projede. Teşekkür ederim. Çocukluk hayalin neydi? Benim çocukluk hayalim aslında garsonluktu. Garson olmak çok istedim. Nitekim Amerika'da üniversite okurken de yaptım. Pizzacıda çalıştım. Hala hep kendi kendime tuhaf işte bilmiyorum neden. Esra her şeyi bırakıp bir küçük kasabada garsonluk yaparsın diye hala bugün düşünürüm. Ama Fransa'da yapmak isterim çünkü o garsonluk orada böyle bir mesele ya. Yani... Oyunculuk yapmak çocukluk hayalim değildi ama dünya çapında bir işin içinde olmak hayalim şu an. Şimdi kendi odasındaki dünyasında bir çocuk büyüme evreleri oluyor ya sonra ergen oluyoruz birazcık daha sert dönemlerden geçiyoruz içimizde ya da dışarıya doğru. Bazen de çocukluğumuzun hesabını sorduğumuz oluyor çok sevdiğimiz anne babamızdan da. Anneyle babayla
Senin büyüme kavgaların, yüzleşmelerin oldu mu? Hiç olmadı. Bir kere hamilelik, artık Refia doğduktan sonra bir kere böyle çok içip annemi aradığım oldu. Yani biz niye bunu başaramadık diye. Orada hatırlamıyorum nasıl bir şey olduğunu. Hiçbir zaman öyle bir yüzleşme yaşamadım. Yani böyle bir iletişim çok tuhaf, çok tuhaftı yani. Hiçbir zaman iletişim kuramadık yani. Hiçbir zaman kuramadım, hayır. Ve öyle de gittiler. Hiçbir pişmanlığım var mı diye sorarsam. Bende şöyle bir şey oluyor. Bu mesafe insanlarla bana iyi geliyor. Çünkü bazen çok sevdiğimi kaybetsem ben de arkasından giderim gibi geliyor. Yani mesela Allah korusun kızım, o mesafeyi kuramadım yani, ona aşığım yani gerçekten. Allah korusun öyle bir şey olsa şey yapmam yani, hani yaşamam herhalde diye düşünüyorum. Onlar öldüğünde kaç yaşındaydın sen Esra, anne baba? Büyüktüm yani, 40'larımdaydım. Onlar bir hayat boyunca birbirlerine yoldaştı. Evet, evet. Ve ikisi de Alzheimer oldu. Evet. Ve aynı dönemde kaybettin. Evet. Dönemi hani fazlaca hatırlayalım diye sormuyorum ama nasıl uğurladığını, o dönemde senin ne yaşadığını sormak isterim. Çok enteresan, ikisinde de İstanbul dışındaydım. Benim çok tatlı bir eski eşim var. Kocam, eski kocam, Refoş'un babası. İkisinde de o gitti. Annem öldüğünde bitkisel hayata girdi. Sonra ben geldiğimde onunla 2 gün orada kaldı. Sonra vefat etti. İkisini nasıl uğurladım? Babamı daha neşeli uğurladım. Annemi çok karanlık uğurladım. Böyle çok halüsinatif, çok karanlık gitti. Çünkü çok melankolik bir kadındı benim annem. Yani melankoli hastasıydı bence. Ben şimdi geriye baktığım zaman melankolik yani. Babam daha matraktı. Çok neşeli yani, konuşmayı unuttu babam bir noktada. Kuş dili konuşuyordu. Ama annem çok şey, çok sıkıntılı gitti yani. Tuttun mu sence yasını? Tutmadım. Şöyle diyebileceğim bir şey var mı bu hayatta? Annemden görmediğim şu şeyi ben kızıma verebildim. Çok özen gösterdim. Çok mesafe, o mesafesini hiç aşmamaya çalışıyorum, aşmadım. Yapmışımdır muhakkak yanlışlar. Ama çok mesafeli, çok güzel maşallah ilişkimiz. Ya söylemesen de Esra çocuğundan bahsederken büyüyor bir yandan. Bende de öyle olduğunu söylüyorlar herhalde. Bütün beden dilinde nasıl bir neşeye, başka bir harekete de neden oluyor bu. Ve şey, bir yerden olması da güzel. Hani ya ben doğurdum onu çünkü gibi bir temelle söylemiyorsun. Hiç söylemiyorum onu. Çünkü evet. Sevdim ben onu. Evet. Yani evet. Ben insan olarak çocuğumu çok sevdim. Karakterini sevdim, hayata bakışını, o gelişimini. Yani sevdim onu çok. Ya anne babaya da böyle. Mesela babamı da çok sevdim. Birey olarak görmek lazım. Yani bunlar bana korkunç geliyor. Anne, baba, dayı falan. Yani bu insanın sende ne hissettirdiği önemli yani. Ben bazen konuklarıma nasıl bir anne kızsınız derim. Ama sen zaten her satır arasında dönüşümünde onu anlattığın için sormama da gerek kalmadı, evet, tekrar. Evet. Güzel olsun ömrü çocuklarımızın hepsinin. Amin de. Hepimizin. Bu bölümde konuklarımı hayatlarını değiştiren şarkıyı soruyorum. Hayatında, çocuklukta, gençlikte ya da bugünlerde o şarkıyla ben dertleşirim ya da zor bir zamanda bana el verdiğini hissederim diyeceğim bir şarkı desem. Yani şarkıyla şey yapamam çünkü benim müzikle ilgili çok ciddi, yani bütün hayatımın hani çıkar benden müziği, bayağı delirebilirim. Onun için beni hayatta bağlayan, her şeyde yanımda olan, ben klasik müzik, Max Richter'ler, Bach'lar, Philip Glass'lar, yani klasik müzik böyle beni yemek gibi bir şey yani, acıktığım.
Şimdi hayatın birçok döneminde, eğitim döneminden de itibaren sanat var bir taraftan. Sanat besleyen bir şey seni. Çok. Öyle bir yerden hep anlatmaya çalışıyorum da aslında. İster istemez hepimiz iyi niyetlerle de bazen çocuklarımızı büyütürken zehirliyoruz. Kendi bilgilerimizi aktarmamız yeter. Ama iyileşmelerini sağlayacak şeyler bedende, sanatta, yani sanatta, sporda bir taraftan. Sanat kısmı ayrı ama sen görünür olmayı istiyor muydun erken dönemlerden itibaren? Tabii. Ben çok teşhirci bir tipim. Evet. Yani bedenim de öyleydi hep mesela. Böyle yani yürürken de hep böyle dik yürürdüm falan yani. Hiçbir zaman içine kapanık ruhum ama bedenim, kendim çok açık. Severim görünür olmayı, evet. İyi ki, yani şu kısmına iyi ki. İçeride bu kadar fazla duygu varken evet. Beden olarak ve mizaç olarak eve kapanan birinden bahsetmiyoruz. Öyle, çünkü benim one shotlarım vardır. Mesela eskiden benle ilgili işte çok içiyor falan mesela, gerçekten gazetelerde işte içiyor, şöyle yapıyor. Mesela bir gece çıkarım, evet, içerim ki artık içki içmiyorum 5 yıldır ve çok istiyorum içmek. Ama artık yani içemiyorum, bir şey oldu. Biri bana herhalde alkol büyüsü yaptı. Ben algılayamıyorum yani. Ne oldu o zevkimi, niye, kim elimden aldı bilmiyorum yani. Ben aldım herhalde, ileriye dönük belki bir kendime bakayım diye ama anlamadım. Çıkınca vır oluyorum ama hep evde oturan bir tipim ben aslında. İçindeki hayvanı sorduğum bölüme geldik. Hayat biçimine, doğadaki var olma biçimine benzettiğim bir hayvan desem hangisi gelir aklına? Ay bilmiyorum, birkaç hayvan var bende. Orka var, o orka içim benim. Onun o yalnızlığı, o sessizliği. Ama bir tarafım var, o da galiba kartal. Nasıl bir kartalsın sen Esra? Yani bir tarafımı çok güçlü hissediyorum, elimde değil yani, korkunç bir güç, bir enerjim var yani. Artık kartal mı de ona, aslan mı de. Evet, tuhaf, çok büyük bir güç hissediyorum kendimde. Yani özü gereği öyledir zaten ama senin üstünden sorayım, vahşi bir kartal mısın mesela? Cesaretli bir kartalım. Yani fiziksel olarak vahşi değilim ama düşünce tarzımda bir vahşilik var, doğrudur. Şimdi aslında evliliklerinden bahsederken yer yer neşeyle de anlattığını gördüm bugüne kadar. Aslında başlamış bitmiş süreçler bir taraftan. Her biri aynı duyguda değildir elbet. Her insan aynı duyguda değil. Doğru biliyorsam 3 evlilik yaptın şimdiye kadar. Şöyle bir genele baktığın zaman her biri ayrı ayrı elbet ama ne olmadı sence diye sorsam. Şimdi böyle söyleyince bizim topraktakiler, toprağımın insanları kızıyorlar ama bir süre sonra düşün ki çocuğunla bile evde öğreniyorsun, evriliyorsun onunla beraber. Sonra çocuk gidiyor ya, yani hani çocuk bile gidiyor, evladın gidiyor, başka bir hayat yaşıyor, başka bir şeyler görmeye çalışıyor. Aynı şekilde insan ilişkilerinde de öyle. Bir noktada artık birbirinden beslenmediğin, birbirinden orada koparmak lazım o işi. Uzun yıllar arkadaşlığa da dönüşmüyorsa, manyak bir yaratıcılık tarafı yoksa iki tarafın, kalmamalısın bence. Yani ben çok istiyorum Gökhan, çok istiyorum. Yaratabileceğim bir ilişki yaşamak istiyorum. Yani var mı be? Yani... var mı be? Var mı be? Yani gerçekten... Böyle hayalimde böyle aynı ruhu paylaştığım, aynı böyle biriyle bir yaratım süreci, bir yapımcı olur, bir şey. Ama Türkiye'de yok. Bunlar böyle Belki bir yerlerde vardı canım, o kadar. Evet, çok istiyorum. Yaratmak istiyorum, bir sevgiliyle yaratım istiyorum. Tatlı bir Fransızla evlenmek istiyorum demişsin. Bretagne'de yaşıyorum yazları. Orada çok tatlı balıkçılar var mesela. Yani illaki sanat şey demek değil. Sanat bu arada çok karanlık bir yer, çok depresif bir yer yani. Ama mesela çok isterdim, balık tutmaya çok merakım var. Ne bileyim, bir balığa çıkmak isterim bir adamla mesela, sabahtan akşama kadar. Hatta bu yaz yapacaktım da arkadaşlarım yapma, seni keser dediler.
korkuttular beni niyeyse, niye kesecekse adam beni. Ama yani öylesine tanımıştım bir günlük. Adam çıkıyor sabah 5'ten, öbür gün geliyor, beraber teknede yatacağız. O da biraz korktu. Ama yani böyle bir değişik bir meslekten, bir balıkçıyla mesela istiyorum yeni deneyimler artık yani. Yani bir erkekle karşılıklı yemeğe çıkmak falan istemiyorum ben. Ya ihtiyacına... Balık tutmak istiyorum. Balık mı getirsin, balık tutmayı mı öğretsin balık, diye. Hayır, balık tutmayı öğretsin. Büyük balıklar yakalayalım, onları beraber yiyelim, pişirelim ya da başka bir şey, ne bileyim bir enteresan görmediğimiz yani yaşamadığım bir şeyler yaşamak istiyorum. Yani akşam yemeğe çıkıp olan sonra elimde hiç istemiyorum öyle şeyler. Yani aklında bulunsun, ben söylüyorum size. Buradan ben de söylüyorum. Buradan haberiniz olsun, ben öyle akşam yemeğine falan davet ederim. İhtiyacına sahip çıkmayanların ülkesinde çoğunlukla bu kadar ihtiyacını net tanımlayıp da hayatla ilgili isteğini söylemek bence bu koltuğa da imza olsun diye düşünüyorum yani. Esra, hiç ilişkiler, evlilikler, çok kızgınım ona ya da onu affedemedim diyeceğim biri var mı? Yok, hiç öyle bir yerde değilsin gibi. Yok yok değil. Bir adamın seni bırakması, onu istememesi var. Bir adaletsizlik değil, ne adam ya da kadın. Ama işle ilgili adaletsizlik olduğunda ben de korkunç bir, o dedin ya vahşi hayvan, orada bir vahşileşiyorum. Onu paralamak istiyorum yani. Yaptığın işe terbiyesizlik, saygısızlık, adaletsizlik olduğu zaman orada benim atıyor sigorta. Bölümün adı Yüzleşme. Hı-hı. Tam da şunu soracaktım. İsim vermek tabii ki zorunda değilsin. Bugüne kadar hayatında da genel olarak belki bir adaletsizlikle, belki başka bir haksızlıkla seni üzmüş, incitmiş, kızdırmış biri gelip koltukta yanına otursa şu anda. Ne derdin? Adam gibi gözüküp ya da kadın gibi 5 para etmez bir insan olduğunu kabul edeceksin. Etmen lazım. Ve bu oyunu bırakman lazım. Bunu söylemek isterim ama kimsede öyle bir cesaret yok. Çünkü Türkiye'de bu anlamda çok buna müsait bir memleket. Yani özellikle benim sektörümde. Yani istediğin kadar bir şey yap. Reytingi atıyorum iyi gidiyorsa o adamların hepsi el bebek gül bebek yani. Bu korkunç bir şey yani. En çok seni bu sistem ve bu insanlar öfkelendiriyor en baştan beri. Beni duyuyorum. Böyle insanlar çok öfkelendiriyor. Ya bana aha, benim için aşkta aldatım ya o kadar. Dar anlamsız ki üzülürüm, ay gitti adam derim, vay kadın gitti derler. Ama bu mesele, bu adalet benim için çok büyük bir suç yani. Esra, ara ara aslında insanların da kendi sektöründe de hiç telaffuz etmediği, aynı düzenin içerisinde kaldıkları şeyleri söylüyorsun. Bu arada ana akımda iş yapmaya devam eden biri olarak... Tabii ki, hem de yani inanılmaz iş yani, gerçekten bunun içindeyim belki. Bu kadar içinde olduğum için de bu kadar gördüm artık, evet, yıllarca yani. Görerek de söylüyorsun. Geçen gün mesela 40 yaşın üstündeki insanlar sevişmiyorlar mı? Evet. Neden bütün bu sistem bunun altındaki insanların üzerine kuruldu, evet, diye bir aslında bir söyledin de ve herkes oturup bir sorguladı mı bilmiyorum ama... Sorgulamıştır. Bunun benim gibi bir sürü meslektaşım var. Bunun yani sonra bazıları işte yok reklam, gençler reklam alıyor, reklam... Ya bunlar beni ilgilendirmiyor. Zaten memlekette iş almış, yürümüş zaten gençler ve benim bir problem olabilir mi bu meslektaşlarımla? Hepsini de çok seviyorum, tanıyorum. Yani bazılarını tanıyorum, genç onlar. Onlara ne? Vermişler parayı, oyna demişler. Şimdi kim hayır derdi? Eyvallah, onlar da sorun yok. Sorun sistemin başındakilerde. Var mı bireysel olarak da şöyle bir rol oynamak isterdim diyeceğim bir şey? Türkiye'de yok. Peki bazı kavramları soracağım. Tek soru, tek cevap rica edeceğim. Olur. Tek kelime. Şöhret. Anlamsız. Güç. Gerekli. Rating. Kanser. Linç. Cehalet. Adalet. Aşk. Karmaşa. Seks. Şart. Para. Şart. Para göz
seks meraklısı diye manşet. Şöyle diyemeyebilirler. Demişsin ki parayı hiç tutamıyorum. Bütün mal varlığım bitti. Evet. Bütün mal varlığım bitmedi. O bir şaka tabii ama bit edebilir. Son bölümün ismi Cevap Hakkı. Hakkında yazılmış eleştiriyi okuyacağım. İçinden ne geliyorsa. Yani bak ne diyorlar diye değil zaten. Senin duygun tamam. Ne bunlara karşı diye. Tek tek başlıyorum. Şöyle doğalım, böyle rahatım tavrının o kadar çok altını çiziyor ki insanı neden bu kadın bu kadar rahatsız diye düşündürtüyor. Şimdi altını çizmiyorum ama doğallık dediği şey ki doğallık dediğinde onu da algılayamıyorum. Yani bir doğallık oyunculuğu anlamam ne olduğunu. Bir de bunu anlamıyorum. Yani onun için altını çizilecek bir şey olduğu için rahatsız oluyor. Yani benim kendi halim bu hani. Ama altını çizdiğim bir şey yok. Altını çizen onlar, ben değilim yani. Larch relax durup samimiyetsizlikten çatlayacak oyuncu. Her yerde durup dururken, konu yokken, kimse bir şey sormamışken ben eski sevgililerimle görüşüyorum ya, ha ha ha, aldatılmak okey bir şey diye konuşuyor. Yok, soruyorlar. Ben şimdi sokakta yürürken birdenbire birine dönüp de ben sevgililerimi yani sordukları için. Yani ulan belli ki soruyorlar. Ben niye yani buna cevap ne diyeyim Gökhan'cığım ya. Esra, programın sonunda genelde şunu soruyorum konuklarıma. Zamanlar birleşse, 10-12 yaşlarındaki halinle olsa ya hayat, yan yana oturabilme şansın olsa. O çocuğa bu hayatla ilgili ne derdin? Bence iyi iş çıkarmışsın derdim. Çok keyif aldım bir kere. Ben de öyle, çok mersi. Ve aslında bu koltuğa mutlaka hepimizin var dışarıdan nasıl bakıldığı ile ilgili bilgisi ama ezberlerin dışında da kendin olmaya niyetli bir şekilde gelip oturduğun için bana bu sohbet çok keyif veriyor böyle olduğu zaman işte. Bu katarsis de öyle teşekkür bir şey. Teşekkür ederim, çok güzeldi. Her programın sonunda bebeklerden bahsediyoruz. Bugüne kadar yapabildiklerimizden güç alıyorum. Yoksa bunu bizim yapmamamız lazım. Bunu devletin kollarıyla yapılması gereken SMA hastası bebeklerin yaşam hakları kısmı. Ama bazen düşünüyorum boşa mı kürek çekiyoruz diye. Sonra bakıyorum bir bebeğin kampanyası tamamlanmış ya da biraz ilerlemiş. Devam edelim istiyorum o yüzden bu sezonda da. Maddi destek veremesek bile benim iletişimde olduğum ailelerde gördüğüm hal hatır sorması bile kimisi için dua, kimisi için destek. Bunlar da çok iyi geliyor ailelere ve çocuklarla ilgili iyileşeceğine dair umutlarına. Aklımızda olsun bugün de bu çocuğumuz için. Evet, elimizden bir şey geliyorsa bütçede de onun için de bir şeyler yapabilsek keşke. Öyle. Teşekkür ederim yeniden. Ben teşekkür ederim.